Burası. Buradan geliyor sinyal, gel. Hayda. Burası görünüyor. Ne bir yanlışlık mı var acaba? Ben bir arayayım. Al bu telefonu Erkin abiye gönder. Tamam abi. Ben şimdi arıyorum onu. Yalnız sabaha çalışacak o telefona. O yüzden yolda şarja tak onu. Merak etme abi. Eyvallah. Alo. Ergin abi. Afiyettesin inşallah abi. Eyvallah. Şimdi sana bir telefon gönderiyorum da abi. Senden bir şey isteyeceğim. Sabah şöyle şık bir kahvaltı masası hazırla. Bana o telefonu da üstüne koy. Hı. Bir de not yazdıracağım abi sana. Bir kalem kağıt alsana eline. Ah be Ferhan, sen nasıl bir adamsın ya? Abi. Aslı. Nedir bu, ne oluyor? Bilmiyorum abi, yani benim telefonumda takip programı var yüklü. Kendi telefonumu dün akşam onun arabasına bıraktım çünkü tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Fakat burada buldum telefonu. Sizi oyuna getirmiş. Koçum, bakar mısın? Buyur abi. Kim hazırlattı bu masayı? Ferhat abi hazırladı. Nasıl? İçeride, mutfakta şu anda. Mutfak ne tarafta? Bu tarafta. Siz de etrafı kolaçana git. Hayda. Domates, biber herkese gider. Aslı, misafirlerimizin geleceğini niye söylemiyorsun sen? Neredesin sen? Buradayım. Öldürdün değil mi? Öldürdüm. Öldürmeden olmuyor. Önce biberleri öldürüyorsun, ondan sonra domatesleri, yoksa diri kalıyor Aslı. En son yumurtaya atıyorsun. Hayırdır, bir sıkıntınız mı var? Ne? Aslan! Erkin abiye söyle de bize sucuklu yumurta yapsın. Birinin beyazı iyi pişsin yalnız. Bir de çaylasın bizi. Hadi geçin, geçin. Sayın savcım, geç otur.
Dilsiz. Kızarmış ekmek de söylesene. Hadi başlayın, başlayın. Öldürünce iyi oldu. Sebzeleri. Bak tadına. Sen Şahin Cigal'i öldürdün değil mi? Şahin Cigal kim? Benim evimi kurşunlatıp beni vuran adam. Tesadüfe bak, sevgili dayının eski ortağı. Dayın derken zeytini uzatsana. Ah be kayınço. Hani adamlarıyla köşe kapmaca oynadığımız, bacağımı ufak bir hatıra bırakan herif olabilir mi acaba? Tanımıyorum ben. Ne demek tanımıyorum ya? Aa, bu adam bizi evin içinde yakmaya çalışmadı mı canlı canlı? Tepemizden kurşunlar yağdırmadı mı? Bir dakika, bir dakika. Kim seni yakmaya çalışmış? Kim yakmaya çalışmış ya? Ben de onu soruyorum. Kim yakmaya çalışmış? Neyse tamam, sonra konuşuruz. Yok, bence gayet sırası ve zamanı. Abi. Vallahi kayınço haklısın ha. Yani senin bu kardeşini illegal yollardan alamıyoruz inan. Harbi söylüyorum yani alamıyoruz. Hep bir silah, hep bir küllah peşinde. Yeter be kardeşim. Abin de haklı. Sonuçta kanun adamın bir kardeşin olunca zoruna gidiyor. Bilirim bu duyguyu. Hadi yesenize ya. İştahınız mı kaçtı? Ne oldu? İyi böyle. Efendim? Sayın savcım, Şile yolu üzerinde bir bağ evinde çalışma sesleri üzerine ekip intikal etmiş. Ev Şahin Cigal'a ait, bilmek istersiniz belki. Geliyoruz. Hayırdır savcım? Şahin Cigal'in evinde çatışma çıkmış. Gidiyoruz. Aslanım, şurayı tazelesene. Şu havada uçuşan kurşunları da ayrıca konuşacağız seninle. İyi günler. Ben sizi geçireyim sayın savcım. Sen mi getirdin bunu? Abi öyle telaşlandı ki ne yapayım? Bir şey mi oldu? Belayı temizledik temizlemesine de... Kaçarken silahlarla araba orada kaldı. Dönüp baktığımda ne silah ne araba oradaydı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bakacağız bir çaresine. Senin de kulağın açık olsun. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Doydun mu? Yememişsin bir şey. Doydum ya. Doydum. Çevirdiğin dolaplara doydum. Bana bir açıklama borçlusun. Neymiş? Ben kaç sefer dolaştım senin ip cambazı gibi ölümün kıyısında? Her seferinde sana gelme dedim. Demedim mi? Yiğit babandan bahsetti. Berber Necdet'ten. Laf niye şimdi babama geldi? Çok iyi adamdı, işinde gücünde. Dürüst bir adamdı dedi. Öyleydi. Mekanı cennet olsun. Tamam. Öyleydi benim babam. Sen 12 yaşında mı vurdun onun katilini? Bugün olsa yine sıkarım. Yine.
Sonra da dayını baban yerine mi koydun yani? Yok öyle bir şey. Ve adam ne söylerse yapıyorsun Ferhat. Yapmıyor musun? Bak anlamadığım mevzulara girme doktor. Yalan olursun yani. Niye anlamıyormuşum? Ben doğru, sen can alıyorsun, ben can kurtarıyorum. Ben anlamam değil mi? Bak doktor. Bak şimdi. Biz insanız. Hepimiz de çiğ süt emmişiz. Bazıları yaşamak için, bazıları sevdiklerini korumak için can alır. Bazıları da sırf spor olsun diye. Gerçi ben onları çok sevmiyorum. Bulsam ben sıkacağım da. Bazen de yalan söyleyeni, ihanet edeni alnının çatından vurursun. Hakkıdır da. İbret olsun diye. Neyse Yiğit sana geçmişi neden anlattı bilmiyorum da. Gerçi çok da ilgilenmiyorum. Madem yemiyorsun hadi kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.